Selam, bugün doğanın en iyi lezzetlerinden birini yapacağız arkadaşlar. İstiridye mantarı gerçekten harika oluyor. Ben çoğunu doğradım arkadaşlar. Nasıl doğranacağınızı göstermek için doğruyorum sadece. Videoyu çok kısa tutacağız. Arkadaşlar, istiridye mantarlarımızı yıkadıktan sonra süzdürdüm arkadaşlar. İyice süzüldüler. Çok fazla suyun içinde bekletmiyoruz. Daha sonra ince uzun doğruyoruz. Jülyen dediğimiz kesimde. Hemen. Bakın, eğer arkalarında kalın yerleri varsa mesela bakın şu şekilde kalın. Orayı alıyoruz çünkü bunların pişmesi çok zor oluyor. Pişmiyor arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Doğradık mı? Evet. Şimdi hemen ilk önce ben şöyle tenceremin altını açayım. O ısınsın arkadaşlar. Tenceremizin altı ısınırken iyice kızacak arkadaşlar. Hemen size malzemeleri söylüyorum. Arkadaşlar, biraz kırmızı pul biber, biraz kekik, isteğe bağlı nasıl isterseniz tuz, tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 kafa soğan ve neredeyse yarım çay bardağına yakın sıvı yağ arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Tencerem iyice kızdı arkadaşlar. Hiç kesinlikle yağ koymuyorum. İlk önce mantarlar ne olacak? Kendileri bir kavrulacaklar arkadaşlar. Benim bugün misafirim var. Bol yapıyorum. Etleri nasıl mühürlüyoruz arkadaşlar yağsız tavada? Aynen o şekilde bırakıyoruz. Şöyle mühürleniyorlar. Evet, kavrulurken gördüğünüz gibi kocaman dolu olan tencere yarısına düştü bile arkadaşlar. Ben tam 1 kilo aldım. İstiridye mantarı 1 kilo istiridye mantarından yapıyorum. Önemli bir püf nokta daha vereyim. Üzerini kesinlikle kapatmıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi biraz sıvı yağ döküyoruz arkadaşlar. Göz kararı dökebilirsiniz. Çünkü daha üzerine tereyağı dökeceğiz. Biliyorsunuz tereyağında lezzet olsun. Bakın hepsini dökmedim. Göz kararı hallettim. Şöyle karıştıralım. Harika olacak. İstiridye mantarının lezzeti mükemmel arkadaşlar. Hiç yemediyseniz mutlaka size tavsiye ederim. Evet, şimdi hemen arkasından ay ay doğradığımız soğanları da ekliyorum arkadaşlar. Hemen sarımsağımı da ekliyorum. 2 diş sarımsak doğramıştım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mantar, soğan ve sarımsak kavrulup harika bir aroma çıkartacak. Bir 5 dakika kadar kavrulsunlar. Kavrulurken tuzunu ekliyorum arkadaşlar. Ne kadar tuz kullanıyorsanız ona göre ekleyebilirsiniz. Yine aromasını bıraksın diye kekiğini ekliyorum. Kekiği çok seviyorum ve istiridye mantarına çok yakışıyor o yüzden. Bol bol da kullanabilirsiniz eğer kekik seviyorsanız. Şöyle biraz da pul biber. Mükemmel olacak. Çeviriyorum. Şimdi çok az üzerini kapatıyorum arkadaşlar. Hepsinin lezzeti buharında birbiriyle buluşsun. Biraz da tereyağı ekleyeceğim arkadaşlar. Evinizde tereyağı yoksa önemli değil arkadaşlar. Tereyağı güzel lezzet verdiği için ekliyorum. Eğer evde tereyağı yoksa ben de eklemiyorum. Varsa ekleyebilirsiniz. Şimdi biraz daha tereyağıyla pişsinler. Şöyle. Yine kapağını kapatıyorum arkadaşlar. İşte istiridye mantarımız oldu arkadaşlar. Mis gibi oldu. Çok güzel gözüküyor. Şöyle size de yakından göstermek istiyorum.
Yapacak olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.